Motorcu Muhabbeti'nden herkese merhaba. Bugün Shima markasının Takeshi Botu ile beraberiz. Shima markasını bilmeyen arkadaşlar için küçük bir alt geçelim. Polonya'dan gelen bir marka ve dünyayı tarz bakımından tavlamaya çalışıyor. Ve bence bunu başarıyor zaten botlarından gördüğünüz gibi. Diğer ürünlere de kesinlikle bakmanızı öneririm. Eğer biraz daha tarz istiyorsanız, biraz daha spor, biraz daha cool ürünler istiyorsanız adamlar bu işi çözmüş durumda. Ama bugün ben kendi ekipmanım olan Takeshi Botu size anlatacağım. Bu markayı ben uzun zamandır zaten takip ediyordum. Arkada şurada görüyorsanız bilmiyorum eldivenini zaten kullanıyordum. Şimdi Türkiye'ye geldi ve kullanmaya başladık. Şimdi bu botun üzerinde konuşalım. Bot biraz böyle büyük, sağlam ve su geçirmezmiş gibi gözükmesine rağmen yazlık bir bot ve günlük kullanıma çok uygun. Çünkü tabanında köpük ve kauçuk kullanılmış. İçine ayağını koyduğun zaman hiçbir rahatsızlık hissetmiyorsun. Bütün gün yürüyebiliyorsun. Hatta bunun kanıtı olarak zaten beni takip eden arkadaşlar bunu görüyordur. Yani normal motora da binerken, arabaya da binerken, yürüyüşe de çıkarken bu botu kullanıyorum aylardır ayağımda. Ne koku yapıyor, ne ayak terletiyor, ne de herhangi bir şekilde rahatsızlık hissettiriyor. O yüzden benden direkt garanti alabilirsiniz. Bu bir. Güvenlik tarafına geldiğimiz zaman da iç tarafta, tabanın iç tarafında polipropilen bir malzeme kullanılmış. Bu sayede bükülmeler engelleniyor. Tabii ki topukta, ön tarafta ve bilek taraflarında ekstra korumalarımız mevcut. Bunun dışında tabii ki parmaklara da ekstra bir önem vermişler. Dış tarafta gördüğünüz bir slider'ımız var. İç tarafta dediğim gibi parmak koruyucu var ve alt taraftan parmakların altı da destekleniyor. Bildiğiniz üzere bir kaza olduğu zaman genelde serçe parmaktan doğru gidiyoruz. Bunu da engellemek için, herhangi bir zararı engellemek için şimak gerekeni yapmış. Hava alabilen yazlık bir kumaştan yapılmış botumuz su geçiriyor mu? Ben bununla yağmura yakalandım ve 15 dakikaya kadar su üstünden kayıp devam etti. Bu güzel bir özellik. Eğer bunu devam ettirmek istiyorsanız nano spreyler var onları kullanabilirsiniz. Eğer günlük ben bunu kullanacağım ayağımda çok hoş azıcık yağmurda da belki çıkabilirim diyorsanız üzerine küçük bir nano sprey veyahut da yağmur kaydırıcı sıkabilirsiniz. Bu sayede yaz, bahar çok fazla kışı önermem bu botu her gün kullanabilirsiniz. Sertifika konusunda da gerekeni yapmışlar. EN 13634'ü bir kenara, diğer tarafa da EU 2016'yı koymuşlar. Sertifikalarımızı aldık, motor sürmeye hazırız demişler. Şimdi botun ön tarafına baktığımız zaman çok fazla dikkat çeken birkaç görsel var. Onlardan bir tanesi bağcığın olmaması, üzerinde bir top bulunması, üzerinden de bir kemer geçiyor olması. Sistem nasıl çalışıyor? Shima burada ATOP diye bir sistem kullanmış ortadaki topu döndürerek bağcık sıkıyormuş gibi ayağınızı sıkıyorsunuz. Üzerinden de kemerle kapatıyorsunuz. O topu sol tarafa çevirdiğinizde kilit açılıyor. Sağ tarafa çevirdiğinizde de duyduğunuz gibi ses çıkıyor. Ve ayakkabı üstte doğru geliyor. Bağcıkla falan hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Üst tarafında bileği sağlam tutsun diye, bileğiniz sağa sol oynamasın diye çok yüksek bilekli bir ayakkabı. Üzerinde de bir tane cırt geçirmişler. Garantinin garantisini almışlar ve kullanım kolaylığının dibini vurmuşlar. Ekstra bilgi olarak bu botu kullanmak isteyen arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Tabandaki yüksekliği görüyorsunuz. Bunun hem avantajı hem de bazı noktalarda dezavantajı var ama o dezavantajı da avantaja çevirebiliyorsunuz. Şimdi altta bir yükseklik olduğu için normal spor motor kullanıyorsanız vitesin altına sokmanız biraz zorlaşabilir. O noktada vitesin pozisyonunu hafif oynatabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere her motorda bunun ayarı var. Normal ince bir ayakkabı kullandığınızda farklı oluyor. Biraz daha büyük bir bot kullandığınızda onun için ayar mesafesi veriyorlar. En büyük avantajı da üzerinde gördüğünüz topuk mesafesi biraz çok olduğu için eğer boyunuz biraz kısaysa veya da bayağı yüksek bir motora binmek istiyorsanız o topuk sizi 3-5 santime kadar destekleyebiliyor. Sadece topuk tarafında değil ön tarafta da bir yükseklik olduğu için parmak ucu kullanmak bayağı kolaylaşıyor. Aynı zamanda tabanında kaydırmaz olduğu için kötü şartlarda herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Yeri bulduğunuzda kayar mı kaymaz mı ayağım yetişir mi yetişmez mi noktası tamamen kafanızdan kalkıyor. Shimano'nun Takeshi botuyla beraberdik bugün. Uzun zamandır kullandığım yaz kış ayağımdan çıkarmadığım bu botu herkese bir kere öneriyorum. Onu bir kenara koyalım. İkinci olarak da nereden alabileceğinizi söylemek istiyorum. motomax.com.tr ya da motomax'ın Hasanpaşa mağazasından bakıp görüp alabilirsiniz. 3 tane rengimiz var. Bir tanesi kamuflaj, diğeri siyah, Öbürü de benim favorim olan tabii ki kırmızı. O zaman ne diyoruz? Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar. Kendinizi, motorunuza, ekipmanlarınızı ve sevdiklerinize çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Görüşmek üzere.